Bu videoda Casper Excalibur'un 200 Hz'lik monitörünü inceliyoruz. Hemen ürünün özelliklerinden başlayalım. Bu monitörün en öne çıkan özelliği 200 Hz olması ve 3000 TL fiyat bandında olması. Aynı fiyat bandındaki monitörler 144 Hz sağlayabiliyorken 200 Hz ve 1 ms olması rekabetçi oyunculara büyük bir avantaj sağlıyor. Curved tasarıma ve VA panele sahip Excalibur monitör, DisplayPort üzerinden 200 Hz verme özelliğine sahip ve 23.8 inçlik 300 nit bir ekranı var. Fiyatıyla çok cazip duran bu monitörü şu anki indirimle 2800 TL'ye Hepsi Burada üzerinden alabilirsiniz. Satıcısı Hepsi Burada ve HepsiJet kargosuyla gelmekte. Kargo 2 gün içinde evinize ulaşıyor. Bu fiyata kaçırılmayacak monitörlerden bir tanesi. Ürünün kutusundan 1 adet HDMI, 1 adet display kablo, 1 adet güç adaptörü ve kurma aparatı çıkmakta. Monitörün kurulumuna gelecek olursak, bu gördüğünüz aparatı herhangi bir vidal olmaksızın direkt takabiliyoruz. Hemen altına da tutucuyu yerleştirip ters çevirdikten sonra vidalıyoruz. Vidalama işlemi tamamlandıktan sonra kuruluma hazır, açmaya hazır bir monitör. İşlem tamam, şimdi monitörü çalıştıralım. Evet, şimdi bir tane ölüm maçı girelim ve ne olacak görelim arkadaşlar. 200 Hz ekranımız bize nasıl bir performans verecek? Hep birlikte deneyimleyelim. Zaten normal maç girmeye gerek yok. Burada yeterince ortaya çıkacak. 40-50 dakikalık videoyu izlerken sıkılırsınız zaten. O neydi lan? Dominating. Garipti ya. Başlıyoruz. Move in after I strike. That's when they're weak. Fight. Hit them when they're not looking. You're done. Ya neden abi ya? Idiot. Thank you.
Adam buradaymış. Die. Back off. Back off. Bu çocuk ölmüyor abi. Bu çocuk benim karşımdayken ölmüyor. Niye ölmüyor anlamadım. Kill them. Bad luck. İyiymiş. Güzel taktik kanka. Ne güzel vurdun lan. Oh. Dominating. Anyone else? Don't get up. Three. And killed remaining. Of oğlum o çocuğu vursam. Five kills remaining.
guy killed. Sky killed. Şimdi monitör hakkında bariz olarak söyleyeceğim şey şu. 144 Hz'in üstünde ki keyfi almak gerçekten doğru. Yani 200 Hz monitörle 144 Hz arasındaki farkı çok iyi bir şekilde size gösteriyor zaten akıcılığıyla. Yani şu mouse'un imlecin hareketi bile mükemmel bir deneyim sunuyor görenlere tabii. Ben 144 Hz'den geçtiğim için 200'e görüyorum. Çok rahat bir şekilde daha kaygan ve daha yumuşak, daha hızlı bir monitör görüyorum. Ama yine iş bilekte bitiyor. Yani aim'iniz iyiyse 200 Hz'de 144 Hz'e göre çok daha iyi oyun oynayabilirsiniz. Ama aim'iniz baştan kötüyse monitörlerin Hz'inin hiçbir önemi yok. İstersen 60, 75, 144, 200 hiç fark etmez. Aim ve refleksiniz size oyunu kazandıran şeyler. Ama monitörün performansının yüksekliği de artı bir avantaj oluyor. Yani yetenek üstüne çalışma gibi düşünebilirsiniz. 200 Hz'lik monitörün gerçekten yararı var mı? 144 Hz'e göre söylüyorum. Gerçekten yararı var. Yani bariz bir şekilde fark ediliyor arkadaşlar. Aldığım monitör de gayet güzel çıktı. 3 tane ayar söyleyeceğim size. Bu 3 ayarı da yapmanızı öneririm. Alanlara söylüyorum. Tabii ki Excalibur monitör alanlara söylüyorum. Görüntü modunu FPS yaparsanız çok daha güzel oluyor. Hatta onu da bir göstereyim ben size. Şimdi burada monitörün en üst tuşuna tıkladığınızda burada bir menü var. Menüden Eco modu FPS yapacaksınız arkadaşlar. FreeSync'i açıyorsunuz. Aynı zamanda G-Sync de açılıyor diye düşünüyorum. Çünkü benim Nvidia ekran kartım var ve FreeSync'i açtığım zaman senkronizasyonu yakalamış oldu. Yani G-Sync butonu yok. FreeSync butonu var. Ama onu açtığınız zaman G-Sync'i de açmış oluyor. Hiç fark etmiyor tabii. Aşırı yüklenme güçlü yapacaksınız. Buradaki menüdeki sürekli kapanıyor ya. Şuradan şöyle tekrar gelelim. Aşırı yüklenme seçeneğini güçlü yapacaksınız. FreeSync'i açacaksınız. İkinci ayar, üçüncü ayarda FPS'e getireceksiniz. Bu üçünü yaptığınız zaman çok güzel bir deneyim sizi bekliyor arkadaşlar. Alanlara hayırlı olsun diyorum. Umarım video yararınıza olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Monitör inceleme videomuz burada sona erdi. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.